Aysel'in mutfağından herkese merhabalar. Şimdi size bir patates, bir bardak ince bulgurla kolay bir akşam yemeği yapacağız. Bir yumurta, bir çorba kaşığı, un ve baharatlarla. Şimdi ben daha önceden bir bardak kaynamış suyla ıslattığım bulguru havalandırıyorum. 10 dakika kadar beklettim ıslattıktan sonra. Patateslerimi daha önceden haşladım. Bir orta boy patates. Küp küp doğrayıp o şekilde haşladım. Daha çabuk oluyor tabii ki. Ve bir yumurta ilave ediyorum. Bir çorba kaşığı galeta unu. Bir miktar karabiber, kimyon, tuz, kırmızı biber ve nane, biraz da sarımsak ilave ediyorum. Şimdi bunları güzel bir şekilde karıştırıyorum elimle. İyice harmanlayacağız, karıştıracağız. Tam bir köfte kıvamına gelene kadar bu şekilde devam ediyorum. Zaten o kendisini gösterecek kıvama geldiği zaman. Evet, yavaş yavaş oluyor arkadaşlar. Evet, köftemiz kıvama geldi. Gelip gelmediğini anlamak için önce elimizle şöyle bir bakalım. Evet, gelmiş görünüyor. Gelmiş de. Şu şekilde küçük küçük bilyalar halinde yapıp unlu tabağımıza koyuyoruz. Evde ailece bunları isterseniz yapabilirsiniz. Çocuklarınız varsa hep birlikte hem eğlenceli hem vakit geçirici bu şekilde devam ediyoruz. Evet, misket köftelerimiz bitti. Şimdi kaynamış suyumuzun içine koyacağız tane tane yapışmasın diye. Yavaş yavaş atıyoruz. Evet. Hepsini koyduk. Şöyle bir sadece bir kere karıştırıyorum. Köftelerimiz kaynadığı zaman zaten üste çıkacaktır. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Evet, köftelerimiz pişti. Gördüğünüz gibi suyun üstüne çıktı hepsi. Hepsini alıyoruz. Evet, köftelerimiz hazır. Şimdi biraz daha soğumaya da beklerken sosumuzu hazırlayalım. Bir miktar sıvı yağ koydum. Bir çorba kaşığı salça ve sarımsak. Bunu kavuruyoruz.
sosumuzda güzel salça kokusu gelmeye başladı. Yalnız salçamızı açmak için bir miktar su döküyorum. Çok az bir şey. Evet, gördüğünüz gibi sosumuz hazır duruma gelmek üzere. Evet, sosumuz hazır. Şu an tamamladık. Evet, şimdi yoğurdumuzu köftelerin üzerine güzelce dağıtıyoruz. Ben yoğurdun içine sarımsak kullanmadım. Zaten köftemizde sarımsak var. Sosumuzda sarımsak var. Ama tabii ki eğer istiyorsanız siz katabilirsiniz. Ben katmadım. Bu kadarı yeterli geldi. Her yerini kapladık. Evet, şimdi hazırlamış olduğumuz salça sosumuzu üzerine döküyoruz. Nefis görünüyor. Evet, sosumuzu döktük. İsteğinize bağlı. Üzerini maydanozla da süsleyebilirsiniz veya dereotu. Görüntü olarak çok hoş oldu. Evet. Akşam yemeğimiz bitti. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Yepyeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.